Milli Eğitim Bakanlığı'nın genelgesi doğrultusunda büyükşehir belediyelerinin mutat taşıma ağı bulunan mahallelerdeki öğrenciler taşımalı eğitim sistemi dışında bırakılmıştı. Büyükşehir belediyelerinin mutat taşıma yaptığı ağ içinde kalan birçok ilkokul, ortaokul ve liselere giden öğrenciler taşımalı sistem dışında kalması nedeniyle kendi imkanlarıyla okullarına giderken aynı zamanda taşımalı sistem öğrencilerine verilen yemekten de yararlanmadıkları öğrenildi. Eğitimin ilk günlerinde servis sıkıntısı yaşayan veliler sorunu kendi imkanlarıyla çözmeye çalıştı. Bazı veliler otomobillerini aldıkları öğrencileri evlerine bırakırken bazı veliler de motosikletlerle öğrenci taşıdılar. Ortaca İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü yetkililerinden Büyükşehir Belediyesi'nin mutat taşıma ağı içerisinde olan mahallelerde taşıma ihalesi yapılmadığını öğrenen veliler sorunun bir an önce çözüme kavuşturulmasını istiyorlar. Okul önünde Muğla Büyükşehir Belediyesi'ne ait toplu taşıma araçlarının geçmesini bekleyen öğrenci velileri, öğrencilerin okul çıkış saatinden yarım saat geçmesine rağmen herhangi bir aracın gelmediğini söylediler. Eğitimin ilk gününe taşıma ve yemek sıkıntısıyla başladıklarını anlatan veliler, çocuklarımız taşımalı eğitim kapsamında olmadığı için yemekten de faydalanamıyorlar. Okulun çevresinde yemek yiyebilecekleri imkan yok. Bu çocuklar kaç gün kantinde tost yiyecekler? Kantinlerin bu çocukları besleme kapasitesi var mıdır? Sağlıklı beslenme nasıl olacak? Kış aylarında daha büyük sorunlar yaşayacağız. Küçük öğrenciler var. Bunları toplu taşıma araçlarına kim bindirecek? Güvenliklerini kim sağlayacak? Sorunun bir an önce çözüme kavuşturulmasını istiyoruz dediler. Akıncı'da oturmaktayım. Bizim ulaşımımız sorunumuz var. Bizim çocuklarımızı Büyükşehir Belediyesi getirmek adıyla ihale olmamış. Biz ilçe milli eğitim müdürüne çıktık. İlçe milli eğitim müdürüne çıktığımız zaman ilçe milli eğitim müdürü muhtarlıklara yazı geldi ama demiş muhtarlıklara yazı geleli 10 gün olmuş. Bu yazı içinde dedi ihale süreci geçtiği için biz ihale süreci yapamıyoruz dedi. Muğla. Şu anda siz mağdur musunuz? Şu anda mağduruz biz. Şu anda mağduruz. Büyük insan değil, çocuk sonuçta. Çocuk. Sorun çocuk. Büyükşehir'in büyük arabası şu anda bizi almak için buradan geçmesi lazımdı. Saatleri uymuyor. Çocuğumuz işte taşımalı. Yemek problemi. Bizimkiler ayrı bir şey mi millet? Otobüsü veya dolmuşu herhangi bir vasıtası geçti mi geçmedi. Bugün hava yaz, yarın yağmur olacak. Evet. Bu çocuklar burada yağmurda mağdur mu kalacak? Nasıl geçip nasıl yerim? Burada 280 öğrenci var. Bugün 70 öğrenci yemek yedi. 210 tane öğrenci aç kaldı bugün evet. Burada. Yani bu her gün böyle devam edecek. Yani bu ulaşımdan çıkarılan çocukların tek problem buraya gidip gelmek değil. Bir de öğlen yeme problemi çok büyük yani. Öğleyin bir kısım yemeğe yakın giderken benim kızım onların arkasından baktı kaldı. Yani onları doyururken benim kızım Türkiye'yi mi batıracak? Bir öğün yemek yemeğiyle. Yani o 2016-2017 eğitim öğretim yılının öğrencilere, velilere, eğitim camiasına ve tüm ülkeye hayırlı olmasını dileyen Ortaca Kaymakamı Fatih Ürkmezer, elbette öğrencilerimiz, velilerimiz ve tüm öğretmenlerimiz başarıyı hedefliyor. Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın daha iyi şartlarda eğitim görmeleri, daha sağlıklı şartlarda eğitim görmeleri ve geleceğimize yönelik daha başarılı olmaları hususunda devletimizin ve hükümetimizin planı programı çerçevesinde başta kaymakamlık camiası, güvenlik birimlerimiz ve milli eğitim camiası sonuna kadar çalışacağız dedi. Taşımalı eğitimde yaşanan sorunlara da değinen Kaymakam Ürkmezer, 2016-2017 eğitim öğretim yılında yaklaşık 500 öğrencinin taşımalı sistemden faydalandığını, bu sayının geçtiğimiz dönemde 1200 civarında olduğunu söyledi. Büyükşehir yasasıyla birlikte taşımalı eğitim yönetmeliğinde değişiklikler olduğunu kaydeden Ürkmezer, Büyükşehir Belediyesi'nin mutat vasıtası olan belediyenin taşımacılık yaptığı minibüs ve otobüs çalıştırdığı yerler, bizim taşıma yapmamız şu anda mümkün değil. Buraları taşımalı sistemden çıkarmak zorunda kaldık. Buralarda vatandaşlar Büyükşehir Belediyesi'nin otobüs ve dolmuşlarını kullanıyorlar. Vatandaşlarımızın bu konuyla ilgili yaşadığı sıkıntıların farkındayız. Ancak belediyenin bize buralarda benim aracım var dediği yerlerde şu anda taşıma yapamıyoruz. Konuyu takip ediyoruz. İnşallah öğrencilerimizin sağlıklı bir şekilde okullara erişmelerinin sağlanması hususunda takip ve çalışmaları yürütüyoruz diye konuştu. İlk başta bütün öğrencilere, velilerine, öğretmenlerimize, bütün ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Elbette 2016-2017 öğretim yılında da öğrencilerimiz ve velilerin ve bütün öğretmenlerimiz başarıyı hedefliyor. Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın daha iyi şartlarda eğitim görmeleri, daha sağlıklı şartlarda eğitim görmeleri ve geleceğimize yönelik daha başarılı olmaları hususunda bütün eğitim camiasının
sonuna kadar çalışacağız, hiçbir şüphemiz yok. Bizler de idareci olarak, ben ortaca kaymakam olarak, devletimizin ve hükümetimizin planı programı çerçevesinde bir eğitim öğretim yılında başarılı olması için bütün kaymakamlık camiası, güvenlik birimlerimiz, asayiş birimlerimiz ve elbette ki milli eğitim camiası olduğu gibi bütün öğretmenlerimizle beraber bu uğurda çalışacağız. Aşılmalı eğitim 2015-2016 yılından 2016-2017 eğitim öğretim yılına döndüğümüzde biz bu sene yaklaşık 500 öğrenciyi taşıyoruz. Geçen sene 1200 civarındaydı. Büyükşehir yasasıyla beraber taşımalı eğitim yönetmeliği diyeceğimiz kısası yönetmelikte Büyükşehir Belediyesi'nin mutat vasıtası olan yerlerde bizim taşıma yapmamız şu anda mümkün değil. Çünkü yönetmelik diyor ki belediyede görüş sorun. Belediye de bize, Büyükşehir Belediyesi Mart ayında yazdığı cevapta buralarda mutat vasıtası olan yerleri gönderdi ve biz de mutat vasıtası olan yerlerde belediye taşımacılık yaptığı yerlerde, belediye minibüsü, otobüslerin çalıştığı yerlerde oraları biz çıkarmak zorunda kaldık. Çıkarmamızdan mütevellit oradaki vatandaşlarımız belediye otobüslerini şu anda ve dolmuşlarını kullanıyorlar. Biz vatandaşlarımızın yaşadığı sıkıntılarını da bu konuyla ilgili farkındayız. Ancak belediyenin bize oralarda benim aracım var dediği yerlerde şu anda taşıma yapamıyoruz. Biz takipteyiz şu anda. İnşallah vatandaşlarımızın sağlıklı bir şekilde okullara erişimini, öğrencilerin sağlam olsun da yine takip ve çalışmaları yürütüyoruz.